Türkiye Cumhuriyeti Brikete projeleriyle Suriyelilerin geri dönüşünün sağlanmasını planlıyor. CNN Türk ekibinden Çağla Çınar ve Sercan Sever, Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Meşed Ruhin Briket ev kompleksine girdi. Dönüşü sağlanan El Hasan ailesine mikrofon uzattı. İç savaş nedeniyle evlerinden olmuş, yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla yaşam mücadelesine koyulmuşlardı. Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı briket evler onlara da umut oldu. Savaştan önce Humus'ta yaşıyorduk. Maalesef savaşın başlamasıyla beraber yerimizi yurdumuzu bırakmak zorunda kaldık. İdlib'de 2016 yılına kadar çadırlarda kaldık. Çok zordu. Kışın çok soğuk, yazında çok sıcak oluyordu. Uzun yıllar çadır kamplarda zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışan El Hasan ailesi hayata yeniden briket evlerle tutundu. Rejim bombardımanı Suriye'de hemen hemen her eve, her aileye ateş düşürdü. Suriyeli El Hasan ailesi de savaşın o acı yıkımını derinden hisseden ailelerden biri. El Hasan ailesi uzun yıllar çadır kentte kaldıktan sonra şimdilerde briket evlerde yaşıyorlar. Kamplardaki yaşantı şu anki yaşantımıza göre çok zordu. Çok şükür şu anda hayatımız daha düzenli. En azından bir evin içerisinde yaşıyoruz, çok şükür. Şu an başlarını sokacak bir yuvaları olsa da yaşadıklarının ağırlığı halen boğazlarında yumru, gözlerinde ise yaş. Kalabalık ailemle zor şartlarda çadırda kalıyorduk. Orada onların güvenliğini bile sağlayamıyorum. En azından burada bir kapı var. Kapıyı kapattığımda kendime ait bir yaşantım var. Kendimi burada güvende hissediyorum. Allah Türkiye'den ve Türk Kızılayı'ndan razı olsun. Suriye'de Esad rejimi 2011 yılından bu yana sivillere bomba yağdırıyor. El Hasan ailesi de rejim bombardımanının paramparça ettiği ailelerden sadece biri. Aile biricik oğlunu savaşa kurban vermiş. Rejim güçleri Suriye'de sivil asker demeden herkese bombalar yağdırdı. El Hasan ailesinin oğlu da bir gün işe gitmek için evden çıktı fakat bir daha geri dönemedi. Emel Haris. Oğlum motorla işe giderken rejim bombardımanında yaralandı. Bir ay 21 gün Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü ancak kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. Meşfa Hatay Devlet.